arkadaşlar bugünkü konumuz Türkiye'de bölge sınıflaması ve kalkınma projeleri bu konuyla ilgili soru çıkma ihtimali yüksek bu nedenle önemli olduğunu belirterek konumuza şekilsel bölgelerle başlıyoruz Türkiye'de bölge sınıflamasında şekilsel bölgeler doğal bölgeler ve beşeri ve ekonomik bölgeler olmak üzere iki ayrılır şimdi Öncelikle doğal bölgelerden bahsedecek olursak, yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, toprak, su kaynaklarına göre yapılan bölge sınıflamasıdır. Doğal özelliklerine göre oluşturulmuştur. Beşeri ve ekonomik bölgeler ise insan faaliyetlerini kapsar. Yani nüfus, yerleşme, göç, tarım, hayvancılık, sanayi özelliklerine göre yapılan bölge sınıflamasıdır. İşlevsel bölgeler ise işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, işlevsel istatistik bölgeleri ve plan bölgeleri olarak dörde ayrılır. İşlevsel yönetim bölgeleri, ülkemizde merkezi yönetimin sağlanabilmesi, hizmetlerin ülke geneline ulaşabilmesi, yasalarla denetimin sağlanabilmesi için yapılan bölge sınıflamasıdır. Yani ülkenin yönetimini kolaylaştırmaktır temel amaç. Yerel ve merkezi yönetim olmak üzere ikiye ayrılır. Yerel yönetimler büyükşehir, il, ilçe, belde ve muhtarlıklardır. Merkeze bağlı yönetimler ise valilik ve kaymakamlıktır. İşlevsel hizmet bölgeleri. İşlevsel hizmet bölgeleri içerisinde yer alan eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım, iletişim ve turizm faaliyetleriyle ilgili olarak belirlenen işlevsel bölgelerdir. Buradaki temel amaç aslında ülke genelinde hizmetlerin düzgün götürülmesini sağlamak, denetimini yasalarla gerçekleştirmek için kurulan devlet kurumlarıdır. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü şeklinde örnek olarak verilebilir. İstersel istatistik Bölgeleri istatistik bölgeleri coğrafi alan ve bilimsel araştırmalar neticesinde ülkenin gelişip kalkınabilmesi için devlet tarafından oluşturulan bölgelerdir. TÜİK, Türkiye'nin istatistik bölgelerini belirlerken coğrafi komşuluk, ekonomik, kültürel, sosyal açıdan benzerlik ve nüfus miktarını dikkate almıştır. 2002 yılında Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi adıyla yürürlüğe konan istatistik bölge sınıflamasında her bir il düzey 3, coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan birbirine benzeyen komşular ise nüfus miktarı ile ekonomik fonksiyonları ve etkileri göz önüne alınarak düzey 2 ve düzey 1 olarak sınıflandırılmıştır. Baktığımız zaman İstanbul tek başına bir bölge sınıflaması içerisinde verilmiş. Diğerleri ise birbirine benzerlikleriyle bir arada verilmiş. İşlevsel plan bölgeleri, bölgesel kalkınma planlarının temel amacı, proje bölgelerinin ekonomisini canlandırmak, yatırımları artırmak, ekonomik ve sosyal kültürel olarak kalkındırmaktır. Böylelikle göçleri de engellemek. Türkiye'de bölgeler arasında ekonomik ve sosyal farklılıkların olması, farklı bölgesel ve kalkınma projelerinin, hayata geçirilmesine neden olmuştur. Bu projeler kapsamında nüfus, ekonomik faaliyetlerin ülke genelinde dengeli dağılması, böylece sosyal ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi hedeflenmiştir. Baktığımız zaman bunlar Güneydoğu Anadolu Projesi GAP, Dokap Doğu Karadeniz Projesi, Yaşırma Kavzası Gelişim Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Zonguldak-Bartın Karabük Projesi ile Konya Ovası Projesidir. Burada da yerlerinin verildiğini görüyoruz. Zonguldak, Bartın, Karabük, Yeşilırmak, Dokap, DAP, GAP ve KOP şeklinde sınıflandırılmış. Baktığımız zaman batı bölgelerini kapsayan böyle bir sınıflandırma söz konusu değil. Türkiye'de bölgesel kalkınma planları ya da projeleri bunlardan birincisi Güneydoğu Anadolu Projesi ya da diğer ismiyle GAP. Fırat ve Dicle eğileri havzasında sulama ve hidroelektrik hidro enerjisi üretimine yönelik planlanan bu kapsamda 22 baraj, 19 hidroelektrik santral ve 1,7 milyon hektar tarım alanı sulanması amaçlanmaktadır. 1980'li yıllarda başlayan projenin bugün %55'lik kısmı bitirilmiştir. Bu kapsamda yer alan iller ise Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tır. GAP'ın hedeflerine bakacak olursak, ekonomik yapıyı geliştirerek GAP bölgesindeki gelir düzeyini yükseltmek, GAP bölgesi ve diğer bölgeler arasında gelir faktörünü azaltmak, kişi başına düşen milli geliri ve istihdamı arttırmak yani iş imkanını artırmak, istihdam dediğimiz iş imkanı daha çok kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak, bölge dışına yapılan göçleri azaltmak, GAP bölgesindeki büyük kentlerin nüfus alma kapasitesini arttırmak ve bölgeyi sanayi, hizmet merkezi haline getirmektir. Yaşırma Kavzası Gelişim Projesi Yeşil ırmak ve kollarının yer aldığı havzada akım rejiminin düzensizliğinden kaynaklanan taşkınlar, erozyon, su ve çevre kirliliğini ekolojik dengeyi bozmadan en uygun ve ekonomik arazi kullanımının yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Bu projede yer alan iller 4 tanedir. Bunlar Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'tır. Burada bir örnek soruyla devam ediliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hizmetlerin ülke geneline götürülmesini sağlamak için, kurulan devlet kurumlarından biri değildir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bunlardan birisidir. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bunlar arasında yer alır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Türkiye'nin geneline değil, sadece İstanbul'a hizmet etmek için oluşturulmuştur ve bu amacı taşımaktadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz çıkmış soru. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinden biri olan Yaşırma Kavzası gelişim projesine yer alan illerden değildir. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat bu iller arasında yer alırken Çankırı bu iller arasında yer almaz. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Burada bir uyarı notuyla devam ediyorum. Samsun ve Tokat illeri hem Yeşilırma Kavzası gelişim projesinde hem de Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nde yer almaktadır. Bu tarz bir özellik soru olarak da karşımıza gelebilir. Dolayısıyla Samsun'la Tokat hem Yeşilırmak Havzası gelişim projesinde hem de Doğu Karadeniz kalkınma projesinde. Proje bittiğinde ulaşım, iletişim ve enerji altyapısı güçlenecektir. Planlı kentsel gelişme sağlanacaktır. Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artırılacaktır. Tarım ve sanayinin uyumu sağlanacak. Bölgede turizm olanakları geliştirilecektir. Bağcılık, meyvecilik, arıcılık, Organik tarım ve hayvancılık geliştirilecektir. İnşaat ve ulaştırma hizmetleri de yine geliştirilecektir. Bir diğeri Zonguldak Bartın Karabük Bölgesi Gelişme Projesi. Projenin başlıca amacı bölgede yer alan sanayi ve madencili kuruluşlarının özelleştirilmesi sonucu ortaya çıkacak ekonomik ve sosyal sonuçları analiz etmek ve yeni yatırım alternatiflerini belirlemektir. Proje bittiğinde Karabük Demir Çelik Fabrikası modernize edilecektir. Filos'ta liman yapılacak ve ham madde ucuza taşınacaktır. Atıkların değerlendirilmesiyle yeni yatırımlar yapılacaktır. Ulaştırma altyapısı tamamlanacak. Ereğli ve diğer limanlar Karadeniz'de açılma imkanı sağlanacaktır. Bitkisel üretim ile yem üretimi teşvik edilecek. Meralar ıslah edilecektir. Tarım ürünlerinde çeşitlilik ve verim artacaktır. Süt üretimi ve besicilik desteklenecek. Organize sanayi bölgeleri kurulacaktır. Tüm projelerin temelinde Altyapı sistemini geliştirmek vardır, iş imkanları sağlamak vardır, sosyal sorunları çözmek vardır. Özellikle bu amaçla düşüneceğiz. Örneğin Zonguldak-Bartın Karabük'e baktığımız zaman özellikle Zonguldak ve Karabük'te demir-çelik sanayisi gelişmiş. Dolayısıyla bunun geliştirilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olur. Doğu Anadolu bölgesinde hayvancılık çok önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için özellikle hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanır. Ya da Güney Anadolu Projesi'nde, Güney Doğu Anadolu Projesi'nde, Tarım faaliyetleri ön planda olduğu için tarımın geliştirmesiyle ilgili ön çalışmalar yapılır ve temel amaç da bu ekonomik faaliyetler olur. Dolayısıyla hangi bölgede hangi ekonomik faaliyet ön planda ise daha çok onun geliştirilmesi amaçlanır. Doğu Anadolu Projesi diğer ismiyle DAP, Doğu Anadolu ülkemizin en az gelişmiş bölgesidir. Bu yargı göz önünde bulundurularak bölgenin sosyoekonomik yapısını hızlandıracak projeler ortaya koymak ve gerçekleştirmek temel amaçtır. Proje kapsamına Doğu Anadolu'da bulunan 14 il yani Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van yer almaktadır. Sivas ili ise 2016 yılında eklenmiştir ve Sivas Doğu Anadolu bölgesi sınırlarında yer almamasına rağmen bu proje kapsamında yer alır. Dolayısıyla bu bilgi de önemli soru olarak karşımıza gelebilir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir? Türkiye'de bölgesel gelişmişlik bakımından bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, kaynaklara da etkin kullanmak için bazı bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. A seçeneğinde Doğu Karadeniz projesi verilmiş. Baktığımız zaman bu projelerden birisi Yaşırma Kavzası Gelişim Projesi de bu projelerden birisi. Konya Ovası Projesi de yine bu projeler arasında yer alır. Doğu Anadolu projesine baktığımız zaman yine bu projeler içerisinde yer alır. E seçenindeki kalkmada öncelikli iller projesi ise bu projelerden biri değil. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Haritada verilen iller hangi bölgesel kalkınma projesine dahildir? Zonguldak ve Samsun verilmiş. Zonguldak, Zonguldak Bartın Karabük projesine dahildir. Samsun ise Yeşil Irmak Havzası Gelişim Projesine dahildir. Mardin GAP projesi içerisinde yer alırken Van ve Hakkari gibi iller ise DAP projesi içerisinde yer alır. Şimdi devam ediyoruz konumuza. Doğu Anadolu Projesinin amaçlarıyla kişi başına düşen geliri ve istihdamı artırmak, bölge ile ülke ekonomisi arasındaki farkı azaltmak, Bölge dışına göçü azaltmak, özellikle göçü azaltmak önemli unsurlardan bir tanesidir. Uzun vadede durdurmak, potansiyel gösteren alanlarda ekonomik yapıyı çeşitlendirmek, bölge içi gelir farklılıklarını azaltmak, eğitim ve sağlık hizmetiyle kent e, kent altyapısının kalitesi ve düzeyini artırmak. Kentsel ve kırsal alanlarda refah düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmek, kadının statüsünü yükseltmek ve kalkınma sürecine uyumunu sağlamak Çarpık kentleşmeyi önlemek, çevreyi korumak, iyileştirmek ve kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflenmiştir. Burada kadının statüsünü yükseltmek e, unsurunda özellikle halk eğitim merkezlerinde kurslar açılmakta. Bu kurslarda kadınlara çeşitli meslek özellikle el e, tezgahları ile ilgili çeşitli meslekler öğretilmekte ve daha sonra kadınlar bu meslekleri edindikten sonra çeşitli kurumlarda yerleştirip buralarda gelişmelerini sağlamak, aynı zamanda eğitim verecek kişiler yetiştirmek, dolayısıyla kadınları da üretime katmak temel amaçlardan birisidir. Dolayısıyla bu da e, önemli bir gelişmedir. Doğu Karadeniz projesi DOKAP proje sosyoekonomik açıdan az gelişmiş olan Doğu Karadeniz'i kapsamaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1999-2000 yıllarında planlanmıştır. Projede Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize Samsun, Çorum, Amasya, Tokat ve Trabzon illeri yer alır. Amasya ve Tokat illeri aynı zamanda Yeşilma Makazası gelişim projesi içerisinde yer alır. Bu bölgenin sorunlarına baktığımız zaman yer şekilleri elverişsizdir. Dağlık. Bu nedenle ulaşım ağının gelişmesini engellemekte. Dağlık yerleşmelerle bağlı hizmet olanaklarının sağlanmasının zorluğu olması. işsizlik ve buna bağlı olarak bölge dışına yapılan göçler. Ekonominin sınırlı sayıda sektöre ve ürüne bağlı olması, kişi başına düşen milli gelirin az olması gibi durumlar yer almaktadır. Proje bittiğinde ekonomik yapı güçlenecek, gelir düzeyi yükselecek ve bölge içi gelir dağılımı iyileşecektir. Bölgenin sosyal gelişmesi sağlanacaktır. Bölgenin doğal kaynakları ve çevre kapasitesi korunacaktır. Ulaşım ve iletişim hizmetleri güçlenecek. Kıyı değiş kesimlerde ürün çeşitliliği artacaktır. Mevcut işletmeler desteklenecek ve yeni ürün üreten işletmeler kurulacaktır. Turizm faaliyetleri geliştirilecektir. Burada konumuza bir örnek soruyla devam ediyoruz. Duğu Anadolu projesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Kişi başına düşen geliri ve istihdamı artırmak vardır. Bölge ile ülke ekonomisi arasındaki farkı azaltmak da yer alır. Bölge dışına göçü azaltmak ve uzun vadede durdurmak yine projenin amaçları içerisindedir. Tarımın bölge ekonomisindeki etkisini azaltmak böyle bir durum söz konusu değil. Bölge içi gelir farklılıklarını azaltmakta yine yer alır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Bir sonraki soru. Aşağıdaki haritada DOKAP kapsamında yer alan iller renklendirilerek gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen illerden hangisi DOKAP kapsamında yer almaz? Ordu, Tokat, Artvin ve Rize yer alır. Ancak Ardahan yer almaz. Ardahan Doğu Anadolu projesi kapsamındadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Son projemizde Konya Ovaları Projesi ya da Konya Ovası Projesi, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer alan Konya, Niğde, Aksaray, Karaman illerindeki depolama, baraj, gölet ve yer altı suyu sulamaları ile içme kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması yanında hidroelektrik enerji ve çevre projelerinin tümüne birden Konya Ovaları Projeleri kısaca kop denilmiştir. Şimdi başlangıçta Konya Ovası'ndaki sulama sorunu çözmek amaçlanmıştır. Ancak daha sonra Niğde, Aksaray, Karaman ve ardından Kırıkkale, Nevşehir, Yozgat ve Kırşehir'de eklenmiştir. Ve bu ileri kapsayan geniş düşünceli ya da geniş tabanlı bir sulama sisteminin geliştirilmesi söz konusudur. Dolayısıyla önemli bir proje olduğunu belirterek Konya Ovası projesinin de Türkiye'nin e, önemli bir sulama projesi olduğunu belirtebiliriz. Evet kapladığı alanda bu şekilde verilmiş. Burada bir örnek soruyla devam ediyoruz. Projenin başlıca amacı bölgede yer alan sanayi ve madencilik kuruluşlarının özelleştirilmesi. Madencilik dediği için, sanayi dediği için özellikle ilk akla gelmesi gereken yerlerden birisi Zonguldak, Karabük gibi yerler. Ekonomik ve sosyal sonuçları analiz etmek ve yeni yatırma alternatifleri belirlemektir. Amacı ve kapsadığı iller haritada üzerinde gösterilen kalkınma projesi hangisidir? Burada Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu proje ZBK projesidir. Yani Zonguldak Bartın Karabük projesi. Bir diğer soru. Kişi başına düşen milli gelir ve ile istihdamı artırmaktır. Kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmaktır. Bölge dışına yapılan göçleri azaltmaktır. Bölgeyi sanayi ve hizmet merkezi haline getirmektir. Bazı amaçlarla verilen Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi ilk dediği için bu nedenle cevabımız A seçeneği yani GAP projesi. Ardından konumuza etkinlikle devam ediyoruz. Tabloda verilen illerin hangi kalkınma projesi kapsamında yer aldığını tik ile işaretleyiniz. Aksaray Konya projesindedir. Tokat'a baktığımız zaman Yeşilırmak Kavzası gelişim projesi ve Dokap içerisinde yer alır. Kilis GAP projesi içerisindedir. Bartın Zonguldak Bartın Karabük projesi içerisinde yer alır. Erzurum Doğanadolu Anadolu projesi içerisindedir. Yine Bitlis Doğanadolu projesi içerisindeyken baktığımız zaman Yozgat verilmiş. Yozgat'ta Konya Ovası projesi kapsamında yer alır. Aşağıdaki bilgileri doğru tik veya yanlış ise x işaretleyerek belirtiniz. İstanbul tek başına düzey 1 olarak sınıflandırılan Türkiye istatistik bölgelerindendir. Doğru. İşlevsel bölgeler yönetim hizmet ve istatistik ve plan olarak 4'e ayrılır. Doğru. Muhtarlıklar yönetim bölgelerine örnektir. Yine doğru. Koskep Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerinden birisidir. Koskep bölgesel bir kalkınma projesi değildir. Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi Docap değil, Gap'tır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış olduğu için E seçeneği de yanlış olarak belirtiyoruz. Bugün konumuza burada son verirken bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.